Evet, bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihat. Lisanı kal ve hal. Yani bir tanesi yaptığı iş tesbihat. Mesela ağacın tesbihatı meyve vermek. Tavuğun tesbihatı yumurta yapmak. Değil mi? Sığırın tesbihatı süt vermek. Peki, kar getirmeyen bir araba düşün. İkide bir arıza yapıyor. Galeriye değil mi? Satılıyorsun. Meyve vermeyen ağaç, soba yap. Evet. Süt vermeyen sığır, kasaba veya kazana. Namaz kılmayan da cennete. Namaz kılmayan cennete. He, olur mu? Ben kabul etmem de bunu. Yaradan hiç kabul etmez. Bir akşam buraya geldim. Hayır olsun. He, Allah razı olsun. Bir akşam buraya gördüm. Bir tanesi bana diyor ki, Allah değil diyor, sen diyor geçmişin film alınsa ta doğumundan beri seyretmeye tahammülün olur mu diyor. O da zor ya. Çok zorlar. Çok zor. Ne dedim biliyor musun? Gençlik zamanlarına hata yapmış olabilirsin. Tabii. Dedim seyretmek istemem. Ben de. Kendi filmini, Ozan dedi ki bana, kendi filmini sen seyredemiyorsun da Allah nasıl seyredecek onu? Allah. Karşındakine söylüyorlar, iyi dinle sonra. Onunla alakası var, seninle hiç alakası yok. Yaktın beni. Allah dedi senin filmini, Allah'a niye böyle film seyrettiriyorsun? Durdum, dedi ki, bu gözlükle bakıyorsun değil mi dedi bana. Bu. Sen nereye bakıyorsun, gözlükle bakıyor mu dedi. Bakıyor. Sen nereye bakıyorsan Allah da bakıyor. Senin baktığın yere bakıyor. O zaman Allah'a neye baktırıyorsun harama? Ben harama bakarken Allah da oraya bakıyor. Allah'a da harama baktırıyor. Ya. Ama Allah bizim gibi değil. Cenab-ı Allah gafur rahim. Değil mi? Hemen söndük. Allah böyle bir Allah değil mi? Değil tabii ya. Sen olmaması lazım. İstersin tövbe çar olursun. Ya. Affeder. Bir tavuk içer etmesin bileceksin evet, hocam. Adam gibi. Evet. Öyle ikide bir yalakalık yok. Evet. Tabi atıyordum, geçiyorum televizyonda her türlü rezilini seyrediyorum. Bu dersten sonra gidiyorsun seyrediyorsun. Evet. Adam değil yani. Yalancı insan. Tabi. Bir tanesi öyle dedi. Ya Rabbi, benim günahımı dedi, dua etmiş kaldırdı. Şunu affet diye demeye utanıyor. Ama sen bilirsin. Şunu affet diyemiyorum ama yaptım ben onu. Dili ağzıma alamıyorum şimdi diyor. Çok imanlı insanmış. Ya. Ben diyor o zaman yaptım ama şunu affet diyemiyorum. Niye diyeyim? Utanıyorum. Nasıl yapabildim diye. Evet. Ama sen Allah'sın. Gerisi sana ait. Bir tane Kürt gitmiş ya hacı. Dedi ki ya Rabbi, Kabe'ye sarılmış. Olmuş ha, bizim dönemimizde olmuş. 2000 kaçtaydı. Dedi ki, ya Rabbi, bizde kan davası çok mu? Benim çocuğumu dedi, Hasso öldürseydi. Sonra, bu kan davası tabii, aşiret. Ama bir sebeple, benim haberim olmadan evime gelse, evimde misafirse, ben kan davasını unutur, bana nasıl yakışıyorsa öyle muamele ederim. Ben de senin evine geldim. Sen bilirsin. Ya Rabbi lanet. Vurdu değil mi tepeden? Ona herkes yapamaz onu ya. Ya abi nasıl vurdu ya? Çocuğu vurmuş yerine gelmiş ben ona gene... Kürt yapıyor işte. Aynı bir... Kürt, yani doğunun kültürü böyle. Maşallah. Bizde de vardı daha bozulmadan. Bak babamın misafirhanesi vardı. Yani bizim evlerde burada misafirhanelerimiz vardı. O zaman onları artırmak lazım. Ya. İnşallah. Çoğaltmak lazım. İnşallah. Misafirhane vardı bizde. Yani hepimizde bu Anadolu'nun kültürü ya. Ama o adam dile getirmiş veya duymuşuz onu. Bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihatı bir tek Zat-ı Mukaddes'in vücudunu gösteriyor. Yani en zındık bile deprem olduğu zaman Allah diyor. Evet, korkudan diyor. Ama artık şuur devre diş olunca başka bir sistem giriyor Allah diyor, tamam mı? Allah demeyin yok. Yani mesela... Korkudan başka olacak. Mesela Allah'ı inkar edenin bir gazete yazısı okudum. Hiç diyor bunu yaparken Allah'tan korkmadınız mı diyor.
beddua ederken bile ateist, Allah belanızı versin. Kim versin? Allah. Yok ki versin deyince, yok ki. Hani ateistsin. Sen Allah'ı inkar ediyorsun, beddua ediyorsun. Sizin de Allah belanızı versin diyor. Kim versin? Durdu. Durmuş yani. Ya ne olmuş ya bu? Kim ver? Kim bela verecek dedi? Hani sen yok dedin ya. Yok olan Allah mı verecek dedi? Hiçbir şey dememiş. Demek ki beddua etmeye bile Allah'a ihtiyacımız var.